En doğru kararı verdin ana. Hemen Yıldırım'ın nikah için işlemlere başlayacağım. Kimliğini ve pasaportunu alabilir miyim? Sana mahkemeyi bekledim. Sabırlı ol dedim. Eğer istiyorsan hemen evet de gitsin. Tamam o zaman. Evet derim ben de. Çok iyi bir fikir. Ama tek bir sorun var. İstemiyorum. Senin bana bağırıp çağırmanı bin kez tercih ederim onun güzel sözlerini. Söz veriyorum. İstemediğin hiçbir şeyi yapmana izin vermeyeceğim. Mahkeme çözmese durumu yapacağım. Mecbur. Hayır. Başka bir yolunu bulacağız. Hadi hayırlısı olsun çocuklar. Kısmet böyleymiş demek ki. Nikahta keramet vardır. Hele bir imzaları atın da. Bunu gerçekten istiyor musun? Son kararım mı? Yusuf'u riske atamam. Onun için. Sadece Canukam için. Çok düşündüm. Evet. Kararımı kesin. Peki. Formalite de olsa hazırlıklara başlamak lazım. Nana, kızım bir oturalım da neler yapacağız, ne edeceğiz bir konuşalım. Hadi buyurun. Komiserim. Ne ara oldu bu durum? Yani siz bayağı kanlı bıçaklıydınız. Eyvallah komiserim, tam ters köşe yaptınız. Arkadaşlar, Ayşe komiser cazibeme dayanamadığı için çok koşturdu peşimden. Hani hayır dedim, anlamadı. Ya istemiyorum dedim, yılmadı. Ne yaptı, ne etti, kandırdı beni. Ferit. Allah Allah, tam tersi miydi yoksa? Arkadaşlar, helak oldum resmen. Kabul etmesi için akla karayı seçtim. Kendisi bana hiç güvenmediği için bebek adımlarıyla yürüdük. Ama sonuçta taktım Nazlı'ya rebek oldum. Tebrik ederiz komiserim. Mutluluğunuz daim olsun. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Kusura bakmayın, sizden de sakladık. Da ben anlamadım, siz nasıl polissiniz arkadaş? Hiçbiriniz anlamadı ya. Vallahi delilleri çok iyi saklamışsınız komiserim, şüphelenmedik bile. Ben biraz korkarak attım adımlarımı. Güvenmem zaman aldı. O yüzden de gizledik biraz. Şimdi o kaybettiğimiz vakitleri telafi etmek için koşar adım yürüyeceğiz ikimiz birlikte. Sen dikkat et de yine de. Öyle hızlı koşarken Ayşe'yi çelmedik düşürme. Biz el ele yürürüz de karşımıza çıkan pisliklere basmamak önemli. Ayağımızın altı kirlenmesin. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Ya şimdi bırak bırak. Gel bakalım gel. Ne yapabileceksin görelim bir. Korray gel. Sam gelsene. Yürü.
sen ne yaptığını sanıyorsun? Asıl sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Neydi şu içeride gördüklerim? Yeniden bir araya gelmeler, el ele tutuşmalar falan. Yok. Ama belliydi biliyor musun bu gidişat? Ben sana Ferit'i tekrar seviyorsun dedim. Yeter! Yetmez. Sen ne yaptığını farkında mısın? Ha? Nasıl bir hataya tekrar düştüğünün farkında mısın? Bu adamın sana yaptıklarını nasıl unuttun? Bu adam seni aldatmadı mı? Aldattı. Biraz kendine gel ya. Bana bak Koray. Birincisi, bu benim hayatım, benim kararım. Sana söz söylemek düşmez, ancak saygı duyabilirsin. İkincisi, insanlar değişir. Ferit de değişti. Ve ben artık ona güveniyorum, tamam mı? Ve ayrıca aramızda doğa var. Ve Ferit bundan sonra benim hayatımda, tamam mı? İnsanlar değişir öyle mi? Ferit de değişti. Ama ben değişmedim Ayşe. Ve hiç merak etme, Ferit de değişmedi, göreceksin. Yine kalbini kıracak, yine seni paramparça yapacak. Ve yaralarını sarmak için burada ben duracağım, tamam mı? Ayşe, iyi misin? Canını sıktı mı o kıl kuyruk? Gidip pataklayayım istersen. Gel hadi gel. İbo pastaları bitiriyor, engel olmamız lazım. Hadi. mesajı aldın değil mi? Ben sana çelme takmam. Sen delediğinde böyle tutarım seni. Düşmene izin vermem. Nasıl güvenir adamı? Sormadan etmeden yine kafasına eseni yaptı. İstiyormuş demek. Madem öyle, istediği olsun. Ben anladım seni kardeşim. Sen formalite de olsa, formalite evlilik teklif etmekten korkuyorsun. Çünkü sonrasında duygularına gem vuramayacağını düşünüyorsun. Saçmalık. Benim öyle senin sandığın gibi duygularım, korkularım falan yok. Tabii canım, tabii. Kardeş sen duydun mu? Dünya aslında dümdüzmüş böyle, tepsi gibi. Dümdüz. Bir karar verdi. Dönüş yok. Her şeyi en kısa sürede halledeceğim. Kurtulacaksın bu sıkıntıdan. Benim güzel yürekli oğlum. Kaderin cilvesi mi desem, Allah'ın lütfu mu desem. Olmaz diye çıktığımız kapıda oluru aldık, gördün mü? Ama tabii farklı bir sebep yüzünden. Bunun göstermelik bir evlilik olduğunu unutmayalım anne. Şu an önemli olan Nana'nın iyi olması. Başka bir beklentiye girmeyelim istersen. Hiçbir şey beklemeden bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Yusuf olmasaydı bunu kabul etmezdim. Şimdi izninizle gidip onu anlatmam lazım. Gün olur devran döner, kim bilir. Formalite dediğin gerçek olur. Allah büyük, bakalım neler gösterecek bize, değil mi ahiretli? Neden yağmurlu hala? Yani bulutlu diyecektim. Dudaklarda yere düşüyor. Ay toplayayım bari. Toplama, yerde kalsın nene.
Korkuyorum işte sen gidersin diye. Canukan, ben seni bırakmamak için her şeyi yaparım demedim mi sana? Gitmiyorum bir yere bir kere. Buradayım. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok sevindim lan. Peki nasıl yaptın? Sonra anlatırım minikuşum. Ayrılmayacağız ya. O önemli olan bu. Öykü'ye de haber vereyim. O da çok üzülmüştü sen gideceksin diye. Alo Öykü. Sana süper bir haberim var. Bunu gerçekten istiyor musun? Son kararın mı? Çok düşündüm. Evet. Kararımı kesin. Peki. Kızdı bana. Önceden ona söylemedim diye. Başka niye kızacak? Canuka için ana. Başka çaren yok. Gördük komiserim, gördük. Karam'la bıçağı almaya gidiyorduk da. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Karabin rulet içeceğim. Bu güvercinleri yakalamak için 7 yıl bekledim. Bırak, bam. Bir çocuğun çok sevdiği oyuncağı beklediği gibi bekledim hem de Ayşe. Oyuncak mı? Evet. Çocuktum. Annem hasta değildi henüz. Neyse bir gün bir vitrinde sapsarı, gıcır gıcır dozeri gördüm. O kadar çok istedim ki ona sahip olmayı. Fakir olduğumuzu da biliyordum tabii. Her şey net, sıfır beklenti. Hatta anneme bile söylememiştim. Bir gün okuldan döndüm. Bir baktım yatağın üstünde o dozer bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Uçtum biliyor musun? Uçtum Ayşe, uçtum. Bir hayatta imkansız olduğunu bildiğin şeyi elde etmek çok güzel bir şey Ayşe. Çok güzel. Ben çocukken o oyuncağa ulaşamadığımı hayal ettiğim gibi sana da hasret giderim diye düşünmüştüm. Bak şu an elleyiz buradayız. E tabii bu hayatta alın teri dökmeden kolay kolay elde edilmiyor hiçbir şey. Onu da hatırlatayım. Kendi hakkımı da teslim edeyim. Çok uğraştım Ayşe, çok. Peki nerede oyuncak? Niye sordun ki? Yani o kadar beklemişsin, hayal etmişsin. Madem senin için çok değerliydi, ne yaptın oyuncağı? Bilmiyorum. Kırılmıştı herhalde. Anladım. İnşallah benim sonum da öyle olmaz. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Ben seni pamuklara sararım, kömür gözlüğüm. Sen benim için geçici heves değil. Sen benim emelimsin. Biz seni ömürlük sevdik be Ayşe komiser. Pardon, şuna bakmam lazım. Alo.
Komiserim, demirteller harekete geçti. Sevkiyat için hazırlandıkları haberi geldi. Adamlar çok kalabalıklar ve tehlikeliler. Tamamdır, anlaşıldı. Hazırlanalım. Bağır üstüne komiserim. Ne oldu, kimdi o? Önemli bir şey değil. Ufak bir operasyona çıkacağım. Onun bilgisi geldi. Peki ben niye gelmiyorum? Birincisi, ekip hazır. İkincisi, sen biraz burada bekle beni. Özle. Özle Ayşe. Ben zaten seni çok özlemiştim. Ne dedin? Yok, yok bir şey demedim ya. Aman hemen duy her şeyi. Hadi hadi kalk, operasyona geç kalacaksın. Hadi Ferit. Hoş geldin. Gel otur diyeceğim ama dinlemeyeceksin belli. Kavga var senin içinde. Gel, zamanın akışını dinle. Huzur bul. Çok dinledim ben zamanı. Huzur vermiyor bana zaman. Doğru zamanı dinledin mi ki ateş olup yakıyorsun her tarafı? Ancak doğru zamanı dinlersen gideceğin yere varırsın. Gemiler kaçmaz, otobüs kaçmaz, trenler kaçmaz, hayat kaçmaz, insan kaçmaz. Ama zamanında davranmazsan her şey kaçar gider. Geç kalırsın. Benim kimseye geç kaldığım yok. Çünkü biz aynı yöne gitmiyoruz. Ne saatlerimiz ne zamanımız bir. Bir dosya eksik. Ah Ferit, bir işini düzgün yapsam. Nerede bu? Kara, bu demirteller dosyası ne? Benim neden haberim yok? Bu Ferit komiserin gittiği operasyon dosyası komiserim. Komiserim, bu demirteller denilen aile çok tehlikeli. Yani operasyonda zorlu. Sanırım Ferit komiser o yüzden söylemedi sana. Ferit komiser bazen benim de polis olduğumu unutuyor. Bizi biliyorlarmış. Kartal bir! Sen de durumlar nasıl? Adamlarını alıp buraya gelemez misin? Komiserim olumsuz. Dört mevrum yaralandı. Biz de sıkıştık. Atmacan, sende nasıl durumlar? Komiserim sivrisinek gibiler. Her yerden çıkıp ateş ediyorlar. Hareket edemiyoruz. Merkez, duydunuz. Üç ekip de burada sıkışıp kaldık. Acil destek lazım. Tekrar ediyorum, acil destek lazım. Destek ekipler intikal ediyor komiserim. Tamam. Ferit komiser. Haklısın ama yine de gelmemeliydin. Gördüğün gibi ortam biraz gergin. Daha zor duruma düştüm ve sen beni bıraktın mı? Bırakmadın.
Ben de seni bırakmam. Sok bunu aklına. Bir daha da bana sakın oğlum oynama. Seninle çok işimiz var Ayşe komiser. Çok. Çekil önümden, ne yapıyorsun? Seni bekledim. Sen beklemeyi bilir miydin? Biliyorum. Bana kızgınsın ama... Aması falan yok. Sana bekle demiştim. Doğru. Dedin. Ama Yusuf çok üzgündü. Bir çözüm bulmam gerekiyordu. Hem ben neyi bekleyeceğimi bilmiyordum ki. Artık önemi yok hiçbir şeyin. Alo. Merhaba Nana. Kusura bakma, koşuşturmadan haber veremedim. İşlemler tamam. Yarın saat 6'da evleniyoruz. Nikah yarın 6'da mı? Ben neyi bekleyeceğimi bilmiyordum ki. Nikah yarın 6'da mı? Her şey kontrolden çıkıyor sanki. Benim güzel yürekli oğlum, kaderin cilvesi mi desem, Allah'ın lütfu mu desem, olmaz diye çıktığımız kapıda oluru aldık, gördün mü? Yarın o imzayı atacaksın Nana. Ama kimse başka bir şey beklemesin. Herkes sinirini bilecek. Bilmeyenler öğrenecek. İşte böyle abla. Her şeyi yanlış anlamışım. Volkan çok fena hayal kırıklığına uğradı. Bu durumu nasıl toplayabilirim bilmiyorum. Ablacığım sen nereden bilecektin ki?
Yani Volkan'ı savunmak istemişsin. İnsanlar iyi niyetle hata yapabilirler. İçim içim yiyor abla. Yazık kızcağıza da. Babasıyla ilgili böyle sorunlar yaşıyormuş. Ben kalkıp neler söyledim. Neyse. Sen beni bırak da. Sen anla. Demek Ferit abiyle aranızdaki şeyi herkese ilan ettiniz ha? Ettik vallahi. Bir de ben ettim. İyi yapmışsın ablacığım da. Koray abi. Hiç sorma Neşe. Çok bozuldu. Ama yapacak bir şey yok yani, alışacak. Ya ben söyleyip canını sıkmak istemiyorum ama babam ne der bu duruma? Ben konuştum babamla, anlattım her şeyi. Sen ciddi misin? Anlattım valla. Bir şey demedi. Zaten son gelişinde Ferit'e karşı yumuşamıştı. Ablama bak be. Cesur yürek çıktı benim ablam. Ben sizi yalnız bırakayım. Ferit. Efendim, dünyadaki tüm çiçeklerden güzel kadın. Ne yapıyorsun sen? Romantiklik yapıyorum sana. Ama bu daha başlangıç. Ferit, utandırmasana beni. Romantik sürprizler yapacağım sana. Haftaya ilk izin günümüzde kaçırıyorum seni, hazır ol. Olmaz. Çünkü başka bir planımız var. Ama yani senin düşündüğün gibi olmayabilir. Pek romantik sayılmaz. Söyle. Dinliyorum, her şeye hazırım. Babama yeniden başladığımızı söyledim. Onlar da ziyarete gelmeye karar verdiler. Anlayacağım, iftar organizasyonumuz var. Ferit. Dondun mu sen, telefon mu çekmiyor? Alo. Komiserim. Alo. Ulan Volkan. Tam zamanında geldin. Yani donma numarası yaptığına göre pek hoşuna gitmedi. Ne oldu demese miydim? Ayşe, sen biraz yani hızlı ciddiye aldın. Bak ben gelemem böyle şeylere, darım ben, darım. Darlanırım bak. Duvarlar üstüme üstüme gelmeye başladı. Nefes alamıyorum, biraz ağırdan mı alsak? Ferit, sen ne diyorsun ya? Ya şaka yaptım. Şaka. Ayşelerin şakaları en hızlı, ciddi sananı. Tamam, güzel yani babana söylemen. Ailenin gelmesi de güzel. Ama yani zaten ben de bu saygıdeğer kişiliği Selçuk Bey'i çok özlemiştim. Hah, şöyle yola gel. Öyle sıkılmak, darlanmak falan yok. Geliyorsun iftara. Yani söz veremem. İşim çıkmazsa gelirim. Ferit bak, kızacağım ama. Bak, az önce söylediklerimin hepsi şakaydı. Ama senin romantik sürpriz yapma durumunda bir sıkıntı var. Benden acil ders alman lazım. O niyeymiş? Çünkü senin romantik sürpriz anlayışın Eskişehir'deki aileni çağırıp yemek sürprizi yapmak da ondan. Olmaz böyle. Bak, bir daha böyle ani kararlar verirsen ve romantik olamazsan beni böyle bak elinden kaçırırsın. Şaka kömür gözlüm, şaka. Hay Allah'ım ya, deli bu. İşi gücü numara. Adalet abla, bunları da hallettim. Var mı yapılacak bir şey başka?
Kızım maşallah. Nananın değil de senin nikah günün sanki. İyice hamar attığın tuttu. Ya ne yapayım? Seviyorum böyle düğün işlerini falan. Ya ortamda böyle tatlı bir telaş oluyor ya ondan. Nana'ya sor bir de istersen tatlı mı acı mı. Yüzünden düşen bin parçaydı kızcağızın. Kim bilir? Günün birinde onun da yüzü güler belki. Bu evlilik zamanla gerçeğe dönerse. Aynur. Asla. Kimse böyle şey düşünmesin. Kızım sıkma canını. Hepimiz biliyoruz bunu Yusuf için yaptığını. Hem onlar da iyi insanlara benziyorlar. Ne öyle Betim benzin atmış? Ha? Gece uyumadın mı yoksa? Uyumadım. Çalıştım. Ne çalıştın ki sen? Savunma ve saldırı stratejileri. Sanki savaşa gidiyor. Bildin? Öyle sayılır. Yaman Bey de hiç uyumamış herhalde. Sen beklemeyi bilir miydin? Biliyorum. Bana kızgınsın ama... Aması falan yok. Sana bekle demiştim. Gör bakalım. Nasıl romantik sürprizler yapabiliyormuş. Günaydın sabah çiçeğim. Günaydın Ferit de. Yani böyle her dakika birbirimize günaydın mı diyeceğiz? Benim her günüm, her anım seninle aydınlık olduğu için her zaman söylemek istiyorum. Hatta bundan sonra gece yatarken birbirimize günaydın mesajı atalım. Nereden çıktı? Dün akşam demiştin ya. İşte romantik sürpriz. Ceketin tek başına romantik sürpriz olmadığını sen de biliyorsun değil mi Ayşe? Bir bağlantı olmalı var mı? Var bay, çok bilmiş. Annemle babam gelmeden önce bir yemek organize ettim. Baş başa mı? Cık, yok. Benim arkadaşlarım var. Onlarla tanışmanı istiyorum. Hem ekip de gelir, birlikte güzel bir yemek yeriz. Harika olur. Komiserim, Ramazan geliyor. Benim de depoları fırlamam lazım. Nerede gidiyoruz? Ben dosyayı teslim etmemişim de onu bir halledeyim. Bu mu romantiklik? Olmuyor. Senin bu romantik sürpriz yapma konusunda sıkıntıların var. Dedim sana benden ders alman lazım diye. Tamam söyle o zaman, ne yapmalıyım? Ne mutlu eder seni? Daha kalbe hitap eden hamleler lazım. Kalbe. Daha duygusal, daha incelikli, üzerinde çalışılmış hamleler. Olmaz. Ben ilişkide heyecan isterim. Monotonluk en korktuğum şeydir şekerim yahu. Hazır mısın bugüne? Öyle bir hazırım ki. Şahane. Bu arada... Annemin baş ağrıları geçti. Kağıt üstünde de olsa evleniyorum diye öyle bir can geldi ki Akça teyze. Tüm hazırlıklar tamam.
kızımız yabancılık çekmesin diye her şeyi düşündük. Ben de her şeyi düşündüm. Siz de bana yabancılık çekmeyin diye liste yaptım. O ne kızım? Bu evlilik olacaksa kurallarım var. Dikkat edilmesi gereken şeyleri yazdım. Bir, bu gerçek evlilik değildir. Aksi düşünülemez. Düşünülmesi teklif edilmez. Düşünen pişman olur. Nana'nın oturma izni hallolduktan sonra boşanma olacaktır. İki, Nana Meryem Yusuf okula gittiğinde Kubalay Bey'in evine gidecek. Okuldan gelmeden konağa geri dönecektir. Gece orada kalmayacaktır. Üç, denetçinin olmadığı vakitlerde Kubalay Hanzade Nana'yla iki yabancı gibi olacaktır. İki düşman gibi deseydin daha iyiydi sanki. En azından laf dalışı falan yapardı. Dört, hiçbir hediye alınıp verilmeyecek, iltifat edilmeyecek, denetçi yokken karı koca rolünden tamamen çıkılacaktır. Ama kızım, oldu mu şimdi? Akça teyze, bence sorun yok. Yaman, oğlum gel bak, misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz gördük Yaman Bey'i bahçede ama o bizi fark etmedi. Konsantre olmuş bir şekilde ok atıyordu. Ne oluyor? Bu arada şahit olmak ister misiniz? Çok mutlu oluruz. Formalite nikah şahidi mi? Emanetim dediğiniz için sordum. Sahte bir evliliğin şahidi olmayacağım. Müsaadenizle. Formalitede olsa yapılması gereken şeyler var. Mesela şimdi küçük bir isteme merasimi yapsak fena olmaz değil mi? Artık bir kahveni içeriz elinden kızım. Ama o doğru söyledi. Bu sahte bir evlilik. İstemeye ne gerek var? Denetçiyi ikna etmek için bu anların fotoğraflarına ihtiyacımız var. İkna edici olmak gerek. Kızım, bak senin için ne fedakarlıklar yapılıyor. Hadi sen de yapıver kahveyi, inat etme. Hadi buyurun, oturalım biz de. Bir kahvemiz eksikti. Dur, ben sana cezveyi vereyim. Kendim alırım. Annem için bir bardak su olabilir miyiz? Tabii. Kahveleri mi pişiriyor müstakbeleşim? Pişiyor. Ben de pişiyorum. Kaynamaya başlıyorum. Kapırıyorum hatta. Ne yapıyorsun? Kendimi koruyamam, sanmayın sakın. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa baştan söyleyin dedim.
Asla. Asla sınırlar aşılmayacak. Söz. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Biz Kabalay Bey ile evlilik hakkında konuşuyorduk da. Ben de dahil olabilirim ihtiyaç varsa bu sohbete. Yok. Biz çok iyi anlaştık. Bana bir kahve getirin. Tabii. Oturabilir miyim? Tabii. Volkan'la konuştum. Her şeyi yanlış anlamış. Babanın durumunu bilmiyordum. Kusura bakma, çok ayıp etmiş. Ben sana anlatmaya çalıştım ama dinlemedin beni. Çok üzgünüm Başak. Babana da acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşir. Sağ ol. Sormamda sakınca yoksa nesi vardı? Hastalığı ne? Beyninde tehlikeli bir bölgede tümör var. Ameliyat olmak istemiyordu ama ikna oldu nihayet. Bunu babana aldım. Umarım ameliyatı çok iyi geçer. Sağlıklı günlerde bunu takmak nasip olur. İnşallah sizin için her şey çok iyi olur Başak. Teşekkür ederim. Ben de babama bir şeyler yollayacaktım. Bunu da onunla birlikte yollarım. Ben kalkayım artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Konuştunuz galiba. Evet, konuştuk. Kızcağız her şeyi yanlış anlamış. Özür diledi. Sorun kalmadı. İyi, sevindim. Abinle konuştun mu? Baban nasıl? 4 gün sonra ameliyat olacak babam. Ama ben çok korkuyorum Volkan. Yani babamı ameliyata ikna eden ben olduğum için ayrıca tedirginim. Ya kötü giderse, yani babama bir şey olursa ben yaşayamam. Korkma Başak. Korkma, her şey yolunda gidecek. Babanın çok iyi bir doktoru var. Sağ salim çıkacak o ameliyattan. Tamam, merak etme. Teşekkür ederim kaptan. Her zaman. Biz seninle aynı gemideyiz. Sen de o geminin ikinci kaptanısın. Davanın ne zaman görüleceği hala net değil Yaman Bey. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama maalesef Nana Hanım için zaman daralıyor. Elinizden gelenin fazlasını yapın o zaman. Bana çözümle gelin, sorunla değil. Nasıl olmuş ki bu? Hiç kullanmıyordu. Ne var? Niye buradasın? Konuşamadık diye geldim. Kabalayı da söyledim. Ben Canuka'nın yanından ayrılmam.
Okula gidince onların evine gider, Çanuk'a dönmeden geri gelirim. Zaten bu vize hallolsun, hemen boşanma olacak. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Bir şey demedin. Onu zaman gösterecek. Kızım. Nikah vakti geliyor, sen hala hazırlanmadın. Hadi giyinmelisin. Gerek yok. Ben böyle gideceğim. Olur mu kızım? Günlük kıyafetle nikaha gidilir mi? Yalandan da olsa sonuçta evlilik. Hadi gel de hazırlanalım. Buyur kızım, gelinliğin. Gelinlik mi? Nereden çıktı bu? Olmaz. Asla giyinmem ben bunu. Kızım bir dene. Hemen itiraz etme. Belki beğenirsin. Beğenmezsen çıkartırsın. Giyinmem dedim. İyi böyle. Bari beyaz bir elbise giyseydin. Siz demediniz mi gerçek gibi olmalı diye? Tabii ya. Böyle nikaha gidildiği nerede görülmüş? Tamam. Denetçi için giyineceğim beyaz bir elbise. Ama gelinlik olmaz. Çınır Gözlüm. Bu ziyareti niye borçluyum? Vay, yeni bir romantik sürpriz denemesi. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Ferit bunu beğendi. Sen takar mısın? Tabii, ver. Aynısından kendine de almışsın. İlginç. Aslında bunu değil. Kelepçe takmak isterdim bileğine. Diğer ucunu da kendime. O niye kömür gözlü? Suç mu işledim? Gözaltına mı alacaksın beni? Beni bırakıp hiçbir yere gitmedi. Yani 7 yıl sonra beni kandırmayı başardın. Baktıkça hatırlamanı istiyorum. Bak bu sefer sağlam vurdun. Damla kalbimden vurdun. Amirim. Benimle gel. Şahin Ertan Yılmaz Kaya hapisten firar etmiş. Şahin Ertan? Hani şu? Evet o. Senin 7 yıl önce içeri attırdığın silah kaçakçısı. Kendisini hapse yollayan polisin peşine düşmüş. Bu demek oluyor ki seni yeni bir gizli görev bekliyor. Yıllar önce olduğu gibi Şahin'in kızı Didem'e yaklaşacak ve babasının nerede saklandığını ondan öğreneceksin. Ne diyorsunuz amirim? Yok, olmaz.
Kusura bakmayın. Ama ben zaten o adamın kızıyla görüşmek zorunda kaldım. Üstelik Ayşe ile evliyken kızdan da zor kurtuldum amirim. Ben senden kopamıyorum Ferit. Olmuyor, yapamıyorum. Yine birlikte olsak olmaz mı? Olmaz Didem, olmaz. Bu imkansız. Olmaz. Ya neden? Neden ama? Hiç mi sevmedin beni? Hiç mi değerim yok gözünde? Bak sana değer vermesen buraya gelmezdim. Bak ben başta da söyledim sana. Bağlanma problemlerim var benim. Gidiyorum. Gidiyorum buradan. Boş bir ümide takılıp bekleme beni. Benden olmaz. Bak sen iyi bir kızsın. Benden daha iyilerine layıksın. İnan bana. Ne olur yine denesek. Hem ben de gelirim sen nereye gidersen. Sana hep seni üzmeyecek kadar değer verdim ben. Hiçbir zaman söz vermedim. Hiçbir zaman. Tutamayacağımı biliyorum çünkü. Lütfen anla beni. Kimin içinde en iyisi bu. Lütfen anla bunu küçük hanım. Lütfen. Anlıyorum Ferit. Tamam. Anladım ben. Öyle olsun o zaman. Ama seni hiç unutmayacağım. Hoşça kal. Hoşça kal. Hah, alo. Amirim iş tamamdır. Kız benim polis olduğumu anlamadı. Babasını tutuklatanın da ben olduğumu bilmiyor. Ben buradan normale dönüyorum. Hiçbir sorun yok. Tamamdır amirim. Amirim biz Ayşe ile yeni bir yola girdik. Lütfen bunu benden istemeyin. Lütfen. Tekrardan o kızın hayatına girecek ve babasının nerede olduğunu öğreneceksin. Diğer bütün yollar tıkalı. Tamam. Madem gizli görev diyorsunuz, benim bunu Ayşe komiserle paylaşmam lazım. Biz yeni bir yola girdik amirim. Eğer Ayşe'nin bir şekilde Didem'den haberi olursa ve bunun gizli bir görev olduğunu bilmezse her şey alt üst olur. Bu söz konusu bile olamaz. Kimse bilmemeli. Bu Şahin denen adamın eli kolu uzundur. Emniyette dahi muhbiri olabilir. Amirim, Ayşe komiser güvenilirdir. Tamam, dinle. Beni iyi dinle komiser. Yıllar önce beni hapse yollatan adamı tanıyorsan ona da dinlet. O herif kim? Adı sanı ne? Nerede yaşıyor? Hepsini bulacağım. Peşindeyim. Geberteceğim onu. Yemin olsun ki paramparça edeceğim. Sadece onu değil, en sevdiklerini, onu sevenleri, hepsini bir bir geberteceğim. Beni de boşuna aramayın. Ama ben sizi bulacağım. Tehlikedesin. Sen ve çevrendeki herkes tehlikede. Ayşe komiserde. O adam seni bulmadan senin onu yakalaman gerekiyor. Henüz kızıyla iletişim kurmuş görünmüyor ama her an iletişime geçebilir. Sen de kızı üzerinden adama ulaşacaksın. Hadi kızım, vakit geldi. Ben istemem çiçek. Çiçeksiz gelin olur mu hiç? Her şey gerçeğine, hakikatine uygun olmalı.
Hadi kızım, müstakbel eşim bekliyor. Pek güzel olmuş maşallah, öyle ya da böyle. Bugün gelinimiz olacak kızımız. Allah'ım, kağıt üstünde bırakma, mutluluklarını daim et. Sen yine de pek ümitlenme ahiretliyim. Çok güzel olmuşsun. Maddeleri hatırla. İltifat yok. Unutmadım. Pardon. Ama bunu takmamız lazım. İnandırıcı olmamız gerekiyor biliyorsun. Takmayacak mısın? Gidelim de bitsin bir an önce. Araçlar hazır. Düştüğümde sen beni bıraktın mı? Bırakmadım. Ben de seni bırakmıyorum. Sok bunu aklına. Bir daha da bana sakın oyun oynama. Bırakmaz beni. Bu işe de bulaşır, canı yanar, olmaz. Onu korumam lazım. Zarar görebilir. Sadece o değil. Bütün ailesi. İzin vermem. Ne pahasına olursa olsun izin vermem. Heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Gerçekten mi? Yusuf'un bugün çok zor bir sınavı vardı. Onun için heyecanlıyım. Nasıl geçti acaba? Onun dışında Duygu soruyorsan öfkeliyim. Sergo denen adamı boğmak istiyorum. Beni bu hale soktuğu için. Neden geldi şimdi bu? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yaptın sanıyorsun sen? Bırak. Bin arabaya.
Ferit. Hiç hazırlanmamışsın. Ceketini de giymemişsin. Nasıl durduğuna bakacaktık. Bir şey konuşmamız lazım. Ne söyleyeceksin? Yani yemekte şık ol falan diyeceksen hiç yorma kendini. Eskiden çok beğendiğim bir elbise vardı ya. Onu giyeceğim. Yok, o değil. Başka bir şey konuşmamız lazım. Ne oldu Ferit? Kötü bir şey mi var? Ayşe, hani sen hep hazır değilim diyordun ya. Aramızdakileri itiraf edince benim karnıma bir ağrı saplandı. Biraz acele ettik biz. Ben bu kadar hızlı bağlanmaya hazır değilim. Bir yerde bir hata yaptım galiba. Yol yakınken dönmek istiyorum. Niye susuyorsun? Cevap versene. Nereye götürüyorsun beni? Neden yolumuzu kestin? Söylesene. Nikah kaçacak. Durdur arabayı. O adama mecbur değilsin. Mecburum. Neresi? Nereye getirdin beni? İlla biriyle evleneceksen tanımadığın bir adamla değil. Benimle evleneceksin. Biriyle evleneceksen tanımadığın bir adamla değil. Benimle evleneceksin. Sen ne dedin bana? Onunla değil benimle evleneceksin diyorum. Dur. Dur, ne yapıyorsun? Sur hadi, çabuk sur. Dur, ne yapıyorsun? Dur. Ne yapıyor bu deli? Ne yapıyor? Yol yakınken dönmek istiyorum. Ne diyorsun Ferit sen? Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. Hayır yapmıyorum. Ama niye? Devam edersek çok kötü olacak Ayşe. Her şey tipetaklak olacak. Bak ben senin peşinden koştuğum zaman her şey daha güzeldi. Ama bir şeyler tükendi galiba. Hani
annemin aldığı oyuncak var ya, ona sahip olunca ondan da sıkıldım, o dozerden de mesela. 2 ay sonra başka oyuncaklar istemeye başladım. Senin bana böyle bağlandığını görünce ben... babanı çağırman, bu ilişkiyi çok ciddiye alman... Ayşe, şimdi bile darlandım ya. Darlandım ben. İnan bana, seni üzmek istemiyorum. Hem bizim yolumuz uzun olacak diye bir kaide yok. Kısa mesafe yürüdük. Öyle düşün. Hava aldık. Hava aldık, böyle düşün. Nasıl oldu bu? Nasıl güvendim ben sana yine? Nasıl kandım yine? Kim bilir ne kadar eğlendin benimle? Neden yaptın bunu bana? Benim neden yaptın? Yapmak zorundaydım Ayşe. Başka çarem yoktu Ayşe. İstersen bana kız, 1000 tane tokat at. Al hançeri, kalbimi sapla. Seni korumak için bunu yapmak zorundaydım. Hepsi senin iyiliğin için. Çünkü öncelik sensin. Sen. Önemli olan sen. Abla, polise haber verelim mi? O adam kötü bir şey mi yaptı sana? Evlenmeyi teklif etti. Abla, iyi misin sen? Bunda kaçacak ne var? Ne demek ne var? Yaban o. Nasıl olur böyle bir şey? Olmaz. Olamaz. Tamam tamam. Ben ineceğim burada. İlla biriyle evleneceksen tanımadığın bir adamla değil, benimle evleneceksin. Uyan nana, uyan. Rüya bu. Ah! Gerçek miydi yoksa? Bana evlenme teklif etti. Evet, etti. Benimle evleneceksin dedi. Nasıl olur? Olamaz. Formalitede olsa bile asla olmaz.
arıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim ki? Hayır, yok. Açmayacağım. Tanrım, nedir bu? Başıma gelenler nedir bu? Aşağılık Sergo. Öldürmekten beter etti beni. Canım neredesiniz? Nikah anonsu yapıldı şimdi. Aksilik oldu Pınar. Hem de çok büyük aksilik. Ne oldu? Ya ben. Yolumuzu kesti. Beni kaçırdı. İlla biriyle evleneceksin. Benimle evleneceksin dedi. Bir haftadır aklı neredeymiş? Demek ki son dakika dayanamadı. Ne yapacaksınız? Evlenecek misiniz? Ne diyorsun sen Pınar? Evlenemem ben onunla. Asla. Olmaz. Ben kaçtım ondan zaten. Ne? Kaçtın mı? Peki neden? Virüs. Yani kalbim. Dayanmaz çünkü. Oyunda olsa yapamam. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum Pınar, bilmiyorum. Nerede kaldı bunlar? Nikah saati de geldi. Ben bir Nana'yı arayayım. Ben de Kubilay'ı arayayım. Cevap vermiyor. Nana da beş kurt çalıyor. Ah. Ha, geldiler. Oğlum, niye yalnız geldin? Nana nerede? Onu bana değil, yeğeninize sorun. O ne demek? Yaman Bey arabanın önünü kesti. Hiçbir açıklama yapmadan Nana'yı aldı götürdü. Eyvahlar olsun. Korktuğun başıma mı geldi yoksa? Ne oluyor Akça? Dur bekle biraz, anlarız şimdi. Cevap vermiyor. Belki daha önemli bir mesele çıkmıştır. Bekleyelim biraz. Bekleyelim bakalım. Allah'ım sen koru. Aklıma geleni başıma getirme ya Rab. Dodo haklıymış vallahi. Krem çikolata çok iyi geliyormuş. Hem ben zaten niçin diyet yapacağım ki? Niçin yapacağım yani? Şu dünyada beni çikolatadan daha mutlu eden ne olabilir ki? Efendim? Neşe, ne haber, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ben sana teşekkür etmek için aradım seni. Ne için teşekkür? Başak'tan özür dilemişsin. Evet, diledim. Çünkü doğru olan buydu. Hatalıydım. Ya öyle ama ben de üzdüm seni Neşe. Senin yanlış anladığını düşünemedim. Yani özür dilerim senden Neşe. Kusura bakma, tamam mı? Hiç önemli değil. Unuttum bile. Ya ama olmaz ki böyle. Ben senin böyle hüzünlü olmana alışık değilim. Olmaz yani. O yüzden Nene diye aktif etmemiz lazım bizim. Neşeyi Neşelendirme Derneği tam gaz ileri. Öyle mi? Gerçekten mi? Öyle tabii. Vaktin varsa
bu emniyetin yakınındaki kafede birer kahve içelim, ne dersin? Olur tabii, içelim. Ben hazırlanıp çıkarım hemen. Tamam, anlaştık. Ya şu haline bak Beneşe. İnsan kendini bu kadar dağıtır mı be? Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Yok bu da olmaz. Ya giyecek hiçbir şeyim yok ki. Ne giyeceğim ben şimdi? Her şeyi çözen Yaman Kırımlı'nın acil dediği konu nedir? Vallahi bunu öğrenmeden gidersem gözlerim açık gider. Senin de tepende kara bulutlar var değil mi? Ya şu hayat bize gülmeyecek mi be kardeşim? Hiç gülmeyecek mi be? Sen de iyi görünmüyorsun. Sen beni boş ver, anlat ne oldu? Sen bir şeye kolay kolay acil demezsin çünkü. Dinliyorum, dökül. Yaptım. Ne yaptın? Yaptım işte. Ne yaptın oğlum? Dediğini. Evlenme mi teklif ettin yoksa? Nasıl yaptın anlatsana. Nikaha gidiyordu. Zorla alıp gün almaya götürdüm onu. Yolunu kesip kızı kaçırdın. Tabi. Yaman Kırımlı elinde bir buket gülle, çikolatayla gidip kız isteyecek değildi değil mi? Şu yüzündeki ifadeyi değiştirmezsen. Peki son ana kadar niye bekledin kardeşim? Adrenalin mi istedin yoksa? Tamam, tamam. Sustum. Dinliyorum. Onun bir yabancıyla evlenmek istemediğini anladım. Emanetin de sana düşerdi. Peki, tamam. Anladım. Bu kaçırdığın kız nerede şimdi? Sayın kız kaçıran bey. Kaçtı. Kaçırdığı kız kaçtı. Bak siz tam filmliksiniz, yemin ediyorum. İkiniz birbirinizden delisiniz. Peki kaçarken bir şey dedi mi? Ben de bunu anlamıyorum. Benimle evleneceksin dedim. Hiçbir şey demeden kaçtı gitti. Ne demek bu? Belki de o adamla evlenmek istiyordu. Engel olduğum için kaçtı belki de. Kardeşim sen akıllı bir adamsın. Ama bu duygu meselelerinde yoksun. Hiç iyi değilsin. Hep sınıfta kalıyorsun, notların düşük, haberin olsun. Ne demek bu? Ne o ne demek? Ya günlerdir susuyorsun, hiçbir şey demiyorsun. Sonra da alıp kızı kaçırıyorsun. Dan diye benimle evleneceksin diyorsun. Kim olsa şoke olurdu, ben bile olsam ben bile kaçardım. Ayrıca sen niye burada benimle sohbet muhabbet ediyorsun? Git kızı bul. Kaçmasına izin verme. Bu şoku atlatması için zaman ver. Rahatlat onu. Senin mevzular? Bakacağız artık. Çözülür. Çözülür inşallah. Haberdar et. Eyvallah kardeşim.
Artık benim de harekete geçip bir şeyler yapmam lazım. Şimdi sıra sende Ferit komiser. Onu sen kırdın, sen düzelteceksin. Her şeyi anlatman için o Adi Şahin denilen adamı yakalaman şart. Bu düğümü sen attın. Sen çözeceksin. Bence tamamdır. Çok güzel oldu. Hani yokluk içinde yapılabilecek en iyi kombindi. Sen bir daha iyisin Neş. Ufaklık ağır ol ya. Güzelliğinle camı çatlatacaksın. Ha, yok. Ben saçımda bir şey var sandım da. Hem siz? Biz Başak'la yeniden denemeye karar verdik. Çok sevindim. Tebrik ederim. Sağ ol ufaklık. Başak işim yok ben de geleyim dedi. Ben de bu güzel haberi vermek için iyi gel dedim. Çok iyi düşünmüşsünüz, evet. Komiserim, bir şey mi oldu? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Madem size ben açıkladım, o zaman sonu söylemek de bana düşer. Arkadaşlar, biz Ferit komiserle ayrıldık. Yani o ayrılmak istedi. Bitirdik. Zaten hiç başlamaması gerekiyordu. Büyük bir hataydı. Ama komiserim nasıl olur? Yani Ferit komiserin size karşı duygularını bütün emniyet biliyor. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani Ferit komiser bu. Belki yine şaka yapmıştır. Yok. Şaka değil. Asıl şaka bana olan sevgisi. Neyse, benim arşivde halletmem gereken işler var. Ferit komiserin namı belliydi ama işte İnandırdığı samimiyetine bizi. Ama bu kadar da yalan, pes. Sorma Kerem, sorma. Kendi ahkam kesiyordur sevgi öyledir, böyledir diye ama meğersem kendi bilmiyormuş daha. Ferit komiser ya yine bir oyun oynuyor ya da başka bir şeyin peşinde. Bu işin içinde kesin bir iş var. Hoş geldin iyi kız. Hoş bulduk, hoş bulduk. Önce beni saklasın, muhabbeti sonra yapsak olur mu? Neden saklayacakmışım seni? Kaçıyorum çünkü. Ha, nereye kaçıyorsun? Kaderden kaçılmaz ki. Kaçılır, kaçılır.
Çok iyi koşarım ben, kaçarım. Kaçamazsın. Bırak beni. Neden kaçıyorsun? Ne demek bu? Hayallerini mi yıktım ben senin yoksa? O adamla mı evlenmek istiyordun? Saçmalama. En son istediğim şey. O zaman sorun ne? Neden kaçıyorsun? Soruma bir cevap ver. Ne sorusu? Öyle bir soru olamaz. Cevap ver. Evet mi, hayır mı? Hayır. Ben seninle evlenemem. Neden? Neden dedim, bir cevap ver. Çünkü ben... Çünkü sen ne? Ben seni... Çünkü ben seni tanıyorum. Evet, sen benim patronumsun. Yusuf'un amcasısın, olmaz. Her şey karışır sonra. Yeter, gel benimle. Ne yapıyorsun, dur. Nesin sen, zorba mı? Zorbayım, evet. Benimle geliyorsun, yürü. Bırak. Kaderden kaçılmaz demiştim sana, iyi kız. Efendim baba. Yok baba, yok. Durun, şimdilik bilet falan almayın. Yok yok, yaramaz bir durum yok. Sadece şey, başka işler çıktı da. Ben size haber vereceğim, tamam mı? Tamam babacığım, sonra konuşuruz. Şüphelenmemen için iyice pişkin olmam lazım. Babandı değil mi? İyi yaptın söylememekle. Biraz soğusun. Sonra da Ferit çatışmada öldü dersin. Böylelikle kızımı niye üzdün diye peşime düşmez. Neyse, ben çalışmaya odamda devam edeyim. Gir. Evet Volkan'cığım, ne vardı? Konuşmak istersin diye düşündüm, o yüzden geldim. Anlatacaklarım vardır belki. Hayırdır Volkan? Nedir bu psikanalitik, gizemli yaklaşımlar? Ayşe komisere söylediklerini duydum. Ben senin ondan ayrılmak istediğini falan düşünmüyorum. İster inan, ister inanma. Benim karakterim bu. Benimle birlikte olan herkes her an her şeye hazırlıklı olmalı Volkan. Ayrıca insanın karakterinde vardır böyle değişimler. Olur yani. Ama komiserim... Aması maması yok. Niye şaşırdın ki? Sen demiyor muydun Başak'la asla olmaz diye? Biraz önce gördüm, el eleydiniz, çifte kumrular gibi. Demek ki böyle keskin değişiklikler olabiliyor. Başka yersiz tahminin yoksa işlerim var Volkan. Peki komiserim, öyle olsun.
Seni bulmam lazım mafyanın kızı Didem. Yer yarılıp 7 kat dibine de girsen bulmam lazım. Buhar olup havaya karışsan da bulmam lazım. Bu meseleyi çözmenin başka bir yolu yok çünkü. Var bizim burada. Ne yapıyorsun? Bırak, ne yapıyorsun? Niye getirdin beni buraya? Benden kaçama diye. Senden kaçamayınca ne olacakmış? Ne yapacağız biz burada? Aklını başına toplayacaksın. Toplayana kadar da hiçbir yere gitmeyeceğiz. Benim aklımda başım. Anlamıyorum seni, ne oluyor? Şoka falan girdiysen çık diye buradayız. Anlayış gösteriyorum sana, zaman veriyorum. Dediklerimi kabul et diye. Bana zaman veriyorsun öyle mi? O zaman burada yaşlanacağız demektir. Çünkü asla kabul etmeyeceğim. Edeceksin. Zorla mı? Evet, zorla. Ben anlamadım ahiretliyim. Bir iyilik yapalım dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Yeğenin yol kesti, kızı aldı götürdü. Buyurun. Sağ ol. Ben istemiyorum. Buyurun Akcan. Sağ ol kızım, ben de içmeyeceğim. Sen onları mutfağa götür. Bekleyelim hele bir Elvancığım. Vardır Yaman'ımın bir bildiği. Ne kadar ayıp oldu insanlara ya. Kim bilir ne söyledi de kaçırttı kendini Yaman Bey'e. Şşt kızım, sus, sessiz ol, biraz duyacaklar. Ne oldu ki acaba? Niye durdurdu ki Yaman Bey arabayı? Niye olacak? Doldurmuştur Yaman Bey'i. Benimle sen evlen demiştir. Yaman Bey de ne yapsın? Elvan Hanım'a bir limonlu su. Sana da biraz edep. Olur olmaz fikirlerini kendine saklaman için. Yapmadın böyle bir şey değil mi oğlum? Sen hayatımda gördüğüm en zor, en inatçı, en yaban adamsın. Herkes bizi merak ediyor bak. Bunu yapmaya hakkın yok. Sen kabul edene kadar buradayız. Bırak şu inatçılığını, atlat şokunu, evet de gidelim. Madem karşıya çıkacaktın, niye son ana kadar bekledin? Hı? Yoksa ben gidiyorum diye üzüldün mü? Ben hiç anlamıyorum ki seni. Müzik
Çok güzel olmuşsun. Maddeleri hatırla. İltifat yok. Unutmadım. Pardon. Ama bunu takmamız lazım. İnandırıcı olmamız gerekiyor biliyorsun. Takmayacak mısın? Gidelim de bitsin bir an önce. Sen gideceksin diye üzülmek mi? Hadsizliğini mi arayacaktım yoksa gevezeliğini mi? Hayatımda duyduğum en saçma şey. Mutfakta o adamı bıçakla tehdit edişini gördüm. Daha saçma sapan bir şey yapma diye mecbur kaldım. Emanetim olmasan umurumda olmazdı. İyi. Bırak o zaman. Kurtul benden. Ben bakarım kafamın çaresine. Hatta gideyim de halledeyim şu işi. Buradan kaçış yok. Didem Yılmaz Kaya. Hala İstanbul'da, iyi. Amerika'ya gitmiş, pilates, yoga eğitimleri almış. İstanbul'da bir pilates merkezi açmış, güzel. Didem Yılmaz Kaya. Seni bulmam lazım. Ayşe'nin kalbine tekrar girebilmem için önce senin kalbine girmem şart. Sahte hesaptan şu sosyal medyanı bir stalklayalım bakalım. Nerelere gidiyorsun, neler çeviriyorsun? Dosya numaraları, tüm sorgu dokümanları içinde. Mahkeme kararının bir örneği de var. Altında da Ferit komiserin imzalaması gereken bazı belgeler var. Onları da imzalatmayı unutmayalım Ayşe komiser. Anlaşıldı amirim. Hadi kolay gelsin. Komiserim, isterseniz o dosyaları ben imzalatayım Ferit komisere. Sakin ol karı. Ben sadece işimi yapıyorum. Başta Ferit komiser olmak üzere. Kimse işimi yapmama engel olamaz. Peki neymiş o gizli görev? Ne yapıyorsun Ferit? Sen yeter ki elimi bırakma. Ben gerekirse seni 1000 yıl daha beklerim. Biz Ferit'le yine, yani yeniden birlikte yürümeye karar verdik. Hiç ayrılamam derken? Kavuşmak hayal mi oldu be Ayşe? Hadi.
Ulan ne uykum varmış be. Uf. Ayşe komiser, içeri girişindeki haşinliğe bakacak olursak tekrar beni tokatlayacaksın herhalde. Amca bunları imzalamak istedi. İmzalarız. İmzalarız da senin bu suratının hali ne? Aynı yerde çalışıyoruz. Böyle görünce üzülüyorum seni. Yapma. Hem sen en başında benden kurtulmak istemiyor muydun Ayşe? Ha ben az önce öldü falan dersin dedim diye bu haldesin anladım. Ama sen hala beni tanıyamadın mı? Ben yaparım böyle şeyler. Ne oldu? Niye sustun? Nerede o çatır çatır konuşan Ayşe komiser? Ben uçurumun kenarından dönmüşüm Ferit komiser. Allah korumuş beni. Sadece seninle geçirdiğim zamanı üzülüyorum. Meğer ne hastalıklı bir ruhum varmış. Tökezlediğimde yanında yürümekten bahsediyordun. Ama o beğenmediğin, kıl kuyruk dediğin kor ayaklı çıktı. Ben düştüğüm yerden kalkarım. Tek başıma kalkarım da. Sen çukurun kendisisin. Onu ne yapacaksın? Nereye? Üşüdüm. Battaniye bakacağım. Bunun için de mi izin arayacağım senden? Çabuk ol. Tutturdu benimle evleneceksin diye. Kolaydı sanki. Bilmiyor tabii. İçimde zaten virüs gibi. Nasıl kaçacağım ben buradan? Cevap ver. İçeri giriyorum bak. Sen... Evet ben. Bir şey olduysa çok sert vurdum. Onu öyle bırakıp hiçbir yere gidemem. Of! Tanrım ne yapacağım ben?
Ne oldu? İçeride küreğini mi unuttun? Yüreğimi falan unutmadım. İyi misin diye bir bakayım dedim. Ama iyiymişsin. Bırak beni. Gideyim. Zarar vermemişim işte sana. Sen bana zarar falan veremezsin. Sen anca beni deli edersin. Yürü. Efendim? Koray Bey, acil olmasa rahatsız etmezdim ama sizi bekleyen şu dosyayla ilgili acil rapor bekliyorlar. Gelmeyecek misiniz? Yok, ben gelmeyeceğim ya. Sizi halledin. Zaten pek iyi hissetmiyorum kendimi. Lan Ayşe'yi kaybetmişim ben. Bana hala iş rapor diyor ya. Lan işler nasıl bu noktaya geldi ya? Ne yapacağım ben? Ne halt edeceğim şimdi? Ayşe'yi sonsuza kadar kaybettim. Her şeyi mahvetti. Ne oldu Ayşe? Koray, vaktin varsa biraz görüşebilir miyiz? Sen iyi misin? Sesin biraz kötü geliyor ama. İyi değilim Koray. Konuşmaya çok ihtiyacım var. Biraz zamanın varsa buluşabilir miyiz? Olur buluşuruz. Neredesin peki? Emniyetteyim. Tamam, bekle, ben hemen geliyorum oraya. Tamam, görüşürüz. Ferit, ya sen ne yapıyorsun burada? Seni geri kazanmak için tekrar kalbine geri girmenin yollarını meditasyon yaparak arıyorum. Lütfen konsantrasyonumu bozma. Oradan bu tarafa bir gülücük mü geldi? Evet, her zaman beni güldürmeyi başardığın gibi. Ama bu beni bıraktığında ağladığımı unuttuğum anlamına gelmiyor. Çekil arabamın üstünden. Tabii. Hiç değişmemişsin diyeceğim ama yalan olur. Çünkü daha güzel olmuşsun. Müsaadenle erkek arkadaşımla buluşacağım. Demek erkek arkadaşım var. Evet var. Hem de bana çok bağlı. Beni de çok seviyor. Yıllar önce sana beni bırakma diye nasıl yalvardığımı hatırlıyor musun? Ben senden kopamıyorum Ferit. Olmuyor, yapamıyorum. Yine birlikte olsak olmaz mı? Olmaz Didem, olmaz. Bu imkansız. Olmaz. Ya neden? Neden ama? Hiç mi sevmedin beni? Hiç mi değerim yok gözünde? Bak, sana değer vermesen buraya gelmezdim. Bak, ben başta da söyledim sana. Bağlanma problemlerim var benim. Gidiyorum. Gidiyorum buradan. Boş bir ümide takılıp bekleme beni. Benden olmaz. Bak, sen iyi bir kız. Benden daha iyilerine layıksın. İnan bana. Ne olur yine denesek. Hem ben de gelirim sen nereye gidersen. Sana hep seni üzmeyecek kadar değer verdim ben. Hiçbir zaman söz vermedim, hiçbir zaman. Tutamayacağımı biliyorum çünkü. Lütfen anla beni. İkimiz için de en iyisi bu. Lütfen anla bunu küçük hanım. Lütfen. Anlıyorum Ferit. Tamam, anladım ben. Öyle olsun o zaman. Ama seni hiç unutmayacağım. Hoşça kal. Hoşça kal. İşte o olaydan sonra beni gerçekten seven birini aradım. Şanslıydım ki buldum. Belki zor oldu benim için ama artık bir ilişkim var. Mutluyum, ümitliyim. Birer kahve içip uzun uzun konuşsaydık keşke bunları Didem. Seni geçmişte hatırladığım gibi kalman daha doğru Ferit.
Olsun. Ben o gülücüğü aldım. Bu girizgahımız olsun. Devamı gelir nasılsa. Yani ben seni uyarmaya çalıştım bu adam güvenilmez diye ama belliydi zaten bu adamın ne mal oldu. Her zamanki Ferit işte. Ben nasıl bu kadar kör olabildim, nasıl? Kendime olan bütün güvenim sarsıldı. Ya ben bunu göremiyorsam kızıma nasıl sahip çıkacağım? Kardeşimi nasıl koruyacağım? Nasıl yaptım böyle bir hatayı? Tamam yeter, yükleme bu kadar kendine. Yani bak ben senin yanındayım. Yani her zaman da yanında olacağım. Geçmişte zor günlerde olduğu gibi yine ben varım yanında. Ben annemle babama bu durumu nasıl açıklayacağım Koray? Ya merak etme bunları. Her şeyin üstesinden geleceğiz beraber, tamam? Hepsi geçecek, geride kalacak. Sağ ol Koray. Kirpi, bir çay versene bana. Hemen komiserim. Vazgeçtim. Sert bir kahve getir bana. Hemen komiserim. Hiç vakit kaybetmemişsin kıl kuyruk fırsatçısı. Sen hiç ağzını açma Ferit. Senin gibiler çekip giderler. Ama bazı insanlar dostlukları, doğrularıyla her zaman var olurlar. Koray da benim için öyle. Bizi rahat bırak, tamam mı? Ayşe komiser, yara bandı olarak kullanacak olsan bile sen daha iyilerine layıksın. Yapma. Etme. Her neyse. Ben gidiyorum, işim var benim. Yalnız benden bahsettiğiniz çok belli. Ben de diyorum neden kulağım çınlıyor diye. Yanımdan kurşun mu geçti? Yoo. Tansiyon hastalığım tekrar baş mı gösterdi? Yoo. Meğer siz çınlatıyormuşsunuz. Yapmayın. Uğraşmayın benimle, uğraşmayın. Kuyruğundan tutup Ayşe'nin yanından alıp kilometrelerce uzağa fırlatmak vardı. Ama yapamadım. Yapamadım. Kendi dosyama bakmaya gelmiştim. Yanlışlıkla bunu açtım. Okudum, her şeyi gördüm. Demek her şey Didem Yılmaz Kaya'ya yaklaşmak için de komiserim. Hepsi bir oyundu. Hayır, benim aklım almıyordu zaten komiserim. Sen Ayşe komiseri bu kadar severken, onun için bu kadar uğraşmışken ondan nasıl ayrılırsın diye düşünüyordum zaten. Ama anlayamadığım bir şey var. Sen neden Ayşe komisere bunların gizli görev için olduğunu söylemedin, demedin? Diyemem Volkan. Çünkü benim o Adi Şahin denilen adamı yakalamam lazım. Eğer o Adi Şahin beni yakalarsa, bulursa, Ayşe ile aramızda bir şey olduğunu bilirse ve Ayşe bana yardım için bu işe kalkışırsa, sadece benim değil, Ayşe'nin de, Neşe'nin de, Doğan'ın da başı tehlikede olur. O
adi herifi yakalayıp hapse tıkmadan Ayşe'ye tek bir söz daha diyemem. Varsın beni hain, alçak, şerefsiz bilsin. Yeter ki o iyi olsun. Yalnız Volkan, Ayşe'nin bu konuştuklarımızdan hiçbir şekilde haberi olmayacak. Her ne şartta olursa olsun. Anlaşıldı komiserim. Ne diyorsun, ne? İstersen zincire vur, istersen aç bırak. Ne yaparsan yap, ben seninle evlenmem. Neden? Bu evlilik formaliteden değil mi? Senin için ne değişecek? Yusuf için de iyi olacak. Neden kaçıyorsun? Korktuğun ne? İki seçenek var. Ya benden korkuyorsun ya da kendinden. Ben neden korkacakmışım ki? Korkmam kendimden. Korkmam senden de. O zaman neden hayır diyorsun? Korkuyorsun işte Nana Meryem. Hayır dedim. Korkuyorsun işte. Apaçık ortada. Korkmuyorum dedim. Korkmuyorum senden. Al işte o zaman. Tamam. Tamam, evet diyorum. Evet. Evlenirim o zaman. Duydun mu? Kabul ediyorum teklifini. Abla nasılsın? Sesini duymak istedim. İyi değilmiş. Hiç iyi değilim. Abla ne oldu? Ferit'le ayrıldık. Daha doğrusu o bitirelim dedi. Abla ben hayatta inanmam böyle bir şeye. Tamam, geçmişte sana karşı bir hata yaptı. Ama şimdi? Ya içimden bir ses Ferit abi yapmaz, böyle bir şey olmaz diyor. Başka bir şey olmadığına emin misin? Yaşa başka ne olabilir ki? Hayır, benim yanımda mısın yoksa o adamı mı savunuyorsun? Ferit Bulut böyle biri işte. Ben uyandım, sen de uyan artık. Abla tamam, sakin ol. Ben emniyete yakınım. Yanına geleyim, beraber çıkarız, konuşuruz. Tamam, ben de çantamı alıp bahçeye çıkacağım. Çok daraldım. Tamam abla, görüşürüz. Öyle olmamalıydı Ayşe. Ama başka çarem yoktu.
Belki kızı korumak için yapmıştır. Peşindeki adamlarla ilgili bir tehlike olmuştur belki. İnsan bir haber vermez mi ama? Hadi biz kalkalım oğlum. Yeteri kadar rencide olduk. Nana'dan bir haber almadan hiçbir yere gitmem anne. Oh şükürler olsun. Oğlum, neredesiniz? İyi misiniz? Ne oldu böyle? Bu nikah olmayacak. Çünkü mürebbiye ile ben evleneceğim.